eski Akdeniz toplumları, dünyanın muhtemelen denizle çevrili bir diskin düz yüzeyine oturduğuna inanır. Yunan filozofu Aristoteles, dünyanın bir küre olduğunu söyler. Aristoteles, dünya düz olsaydı, aynı yıldızların her yerde görüneceğini savunuyordu. Yunan bilim adamı Eratosthenes, dünyanın çevresini hesapladı. Güneşin ufuk üzerindeki yüksekliğini aynı saatte iki farklı yerde karşılaştırdı. William Gilbert, pusula iğnelerinin davranışlarını inceledikten sonra The Magne adlı kitabında dünyanın dev, küresel bir mıknatıs olduğunu öne sürdü. Doğru bir biçimde dünyanın merkezinin çoğunlukla demirden oluştuğunu iddia etti. Edmund Halley, gezegenimizin eş merkezli, gazla dolu küreler içerdiğini iddia etti. Athanasius Kirhe, dünyanın devasa, birbirine bağlı, ateşli odalara sahip olabileceğini düşündü. İskoç bilim adamı James Hutton, Theory of the Earth adlı kitabında uzun süreler boyunca yavaş hareket eden kuvvetler tarafından şekillendirildiğini öne sürdü. George Cuvier, tarih boyunca birçok felaketin meydana geldiğini, bunların gezegenimizi kademeli olarak değil, aniden değiştirdiğini ve büyük hayvan gruplarını öldürdüğünü iddia etti. Louis Agassiz, Avrupa'nın Alp bölgelerinde buzulların aşındırdığı manzaraları inceledi. Agassiz, dünyanın nispeten yakın geçmişte bir buz çağından geçtiğini öne süren ilk kişi oldu. Alfred Wegener, tüm kıtaların bir zamanlar bir arada olduğunu ve o zamandan beri kıtaların sürüklenmesi adını verdiği bilinmeyen bir mekanizmayla birbirlerinden ayrıldığını öne sürdü. Kurşun izotoplarının oranlarını ölçen Claire Patterson, dünyanın 4.55 milyar yaşında olduğunu tespit etti. Bu, radyometrik tarihleme olarak bilinir. Araştırmacılar, deniz tabanının yayılması ve kıtasal sürüklenme fikirlerine dayanarak dünyanın dış kabuğunun hareketli plakalarını keşfetti. Bu levha tektoniği teorisi, dünya biliminde devrim yarattı. Luis Alvarez, 65.5 milyon yıl önce dünyaya çarpan bir asteroidin, dinozorların ve diğer birçok hayvan ve bitki grubunun yok olmasına neden olduğunu öne sürdü. İç çekirdek. Dünyanın en iç katmanı katı bir demir-nikel alaşımından oluşur ve ortalama sıcaklığı 5500 santigrat derecedir. Yüksek sıcaklığa rağmen iç çekirdekteki metaller üzerlerine uygulanan yoğun basınç nedeniyle eriyemez. Dış çekirdek. Dış çekirdek bir miktar nikel içeren sıvı demirdir ve ortalama sıcaklığı yaklaşık 5000 santigrat derecedir. Dış çekirdekteki akımların dünyanın manyetik alanını oluşturduğu ve manyetik kutupların dolaşmasına neden olduğu düşünülmektedir. Manto, dünyanın iç katmanlarının en büyüğü peridotit gibi kayalardan oluşur ve sağlamdır. Bununla birlikte yavaşça deforme olabilir, çekirdekten ısının girmesine izin verir ve jeolojik zaman ölçeklerinde konveksiyon akımlarına neden olur. Bu akımlar kabuk hareketlerini yönlendirir. Kabuk, okyanus kabuğu bazalt gibi koyu volkanik kayalardan oluşur ve 7-8 kilometre kalınlığındadır. Tasal kabuk nispeten hafif kaya türlerinden oluşur ve 25 ila 70 kilometre kalınlığındadır. Isı akımı dünyanın çekirdeğinden kabuğun hemen altına yükselir. Sıcak manto kayaları kabuğun altından yanlara doğru akar. Manto kayası soğuduktan sonra tekrar ısındığı mantoya geri döner. Batan, serin manto kabuğun bir kısmını onunla sürükler. Okyanus. Tuzlu su okyanusları dünya yüzeyinin yaklaşık 1/4'ünü kaplar ve derinliği 11.000 metreye kadar değişir.
Atmosfer. Dünyanın atmosferi azot, oksijen ve argondan oluşur ve az miktarda karbondioksit de dahil olmak üzere diğer birçok gaz bulunur. Her biri sıcaklığın sınırları içinde değişme biçimiyle tanımlanan 5 katmana sahiptir. Troposfer ve mezosferde sıcaklık artan bir yükseklikle düşer, stratosfer ve termosferde sıcaklık artar. Troposfer, bulutların ve havanın oluştuğu katmandır. Kalınlığı ekvatorda yaklaşık 16 kilometre ile kutuplarda 8 kilometre arasında değişir. Stratosfer yaklaşık 30 ila 40 kilometre kalınlığında troposferin üzerinde nispeten sakin bir tabakadır. Yolcu uçakları stratosferin dibinde bulutların üstünde uçarlar. Mezosfer yaklaşık 30 ila 50 kilometre kalınlığındadır. Üst sınırı yaklaşık -100 santigrat derecede atmosferin en soğuk kısmıdır. Termosfer. Dünya yüzeyinin yaklaşık 85 ila 700 kilometre yukarısında uzanan nadir iyonize bir tabakadır. Egzosfer. Dünya atmosferinin en dıştaki çok nadir bulunan bölgesidir. Dış kenarı uzaydan bakıldığında dünya çevresinde mavi bir hale korona oluşturur.